Değerli basın mensupları, saygıdeğer Sinoplu eğitimciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sinop'tayız. Cumhuriyet'in aydın kenti Sinop'tan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sabah saatlerinde diğer illerde de olduğu gibi Sinop'ta öğretmenlerimizle, sendikacılarımızla, akademisyenlerimizle buluştuk. Görüşlerini aldık. Çok besleniyoruz bu toplantılardan. Çok farklı konularla ilgili olarak, eğitimin çeşitli boyutlarıyla ilgili olarak deneyimlerini, düşüncelerini, görüşlerini alıyoruz. Eğitim çok boyutlu bir konu. Okul öncesinden yüksek öğretime, hayat boyu öğrenmeden mesleki eğitime kadar çok farklı alanları var. Ve bu alanların içerisinde çok fazla sorunumuz var. Ülkemizde eğitim her anenin sorunu. Türkiye'de 1.2 milyon öğretmen var. 1 milyondan fazla atanmayan öğretmen var. 20 milyondan fazla çocuğumuz var. Dolayısıyla her evin konusu eğitim. Bugün de Sinop'ta bu sorunları ele aldık hep birlikte. Bugün gündemde bakanlığa bir kez daha çağrıda bulunmak istediğim konu il ilçe emirleri konusudur. Öğretmenlerimiz aile birleşimi nedeniyle, sağlık nedeniyle, bazen can güvenliği nedeniyle başka illere tayin istemektedirler. Ve maalesef bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerimize bu fırsatı tanımadı. Bu fırsatın iki boyutu var. Birinci boyutu şu, çocuklarını uzaktan başka illerden sevmek zorunda kalan, bazen can güvenliği tehdidi altında olan, bazen gerekli sağlık hizmetini alamayan öğretmenlerimiz var. Bu il atama emriyle derhal çözülmesi gereken bir konu. Bir diğer konu da yıllardır farklı ilçelerde çalışan, her gün kilometrelerce yol yapan ve il emirleri nedeniyle de kendi illerinde de başka ilçelere geçemeyen öğretmenlerimiz var. Dolayısıyla kapsamlı bir tayin yönetmeliği değişikliğiyle, norm kadro çalışmasıyla okullarımızda yaşanan bu sorunların, öğretmenlerin hakları olan bu konunun çözülmesi lazım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama doğrultusunda süratle il ilçe emri konusunda yol almasını ve öğretmenlerimizin sorunlarını çözmesini bekliyoruz. İkinci söyleyeceğim, biliyorsunuz 11 Nisan 2023 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıp mülakatı kaldırıyoruz demişti. 12 Mayıs 2023'te dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e mülakatları kaldırıyorsunuz, doğru mu sorusu sorulduğunda Sayın Özer, evet artık mülakatları kaldırıyoruz. Çok hızlı bir şekilde daha önceki bazı uygulamaları da örnek göstererek öğretmenlerimizin atamasını yapacağız dedi. 12 Mayıs 2023. Bugün 19 Ağustos 2024. O günden bugüne öğretmen ataması yapılmadı. Birinci söyleyeceğim bu. İkinci söyleyeceğim, yani değil hızlı atama, hiçbir atama yapılmadı. İkinci söyleyeceğim, açıkça 1 milyondan fazla atanmayan öğretmene sizi mülakatla almayacağız diyen iktidar sözünü unuttu ve utanmadan, sıkılmadan mülakatları yaptı. Ve o derece kendilerinden geçmiş bir haldeler ki mülakatları mülakat gibi yapacağız diyerek aslında geride kalan 22 yılda mülakatları da mülakat gibi yapmadıklarını, son derece partizanca bu kadroları doldurmayı tercih ettiklerini de itiraf etmiş oldular. Mülakatlarla ilgili eğitim sendikalarımızın açıklamaları oldu. Maalesef bakanın uzun uzun anlattığı gibi olmadı. Mülakatlarla ilgili kayırmacılığa dair çok şey konuşuldu. Fakat en enteresanı, mülakat sonuçları açıklanmıyor. Öğretmenler mülakat sonuçlarını bekliyorlar. Mülakat sonuçlarını neden açıklamıyorsunuz? Hani her yeri kamera altına alacaktınız? Madem çok güveniyorsunuz mülakat sonuçlarınıza, neden açıklamıyorsunuz? İnce ayar mı yapıyorsunuz mülakatlarda? Araya bir Atatürkçü öğretmen kaçar, araya bir cumhuriyetçi öğretmen kaçar, araya bir ilerici öğretmen kaçar diye mi korkuyorsunuz?
Eleyemediğiniz az sayıda insan mı kaldı? Şu referanslıya arkadaşımıza 5 puan daha versek, öbürüne 3 puan daha versek diye ince ayarlar mı yapıyorsunuz? Neden açıklamıyorsunuz mülakat sonuçlarını? Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Mülakatların sonuçlarını derhal açıklayınız. Ve hangi birimlerde, hangi mülakat heyetlerinde kaç birim sapmalar olmuş? Hangileri daha fazla puan vermişler? Bunları kamuoyuyla paylaşınız. Dolayısıyla ikinci önemli konu, yapmama konusunda söz verdiniz ama Türkiye'nin gözünün içine baka baka yalan söylediğiniz mülakatların en azından sonuçlarını açıklayın. Üçüncü konu, yeni eğitim öğretim yılının arifesindeyiz. Ailelerimizi dert basmış bulunuyorum. Geçtiğimiz günlerde Yalova'da da benzer bir açıklamayı yapmıştım. Şimdi bir kere daha aynı açıklamayı yapmak istiyorum. Yeni eğitim öğretim yılı velilerimiz için bizzat iktidarınız tarafından yaratılmış ekonomik buhran nedeniyle tam bir kabusa dönüşmüş durumda. Milli Eğitim Bakanımız açıklamalar yapıyor. Diyor ki kayıt ücreti alınmayacak. Sahadan bilgiler geliyor. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000, 100.000 kayıt ücretleri istendiğine dair. Milli Eğitim Bakanı dertlenme kadrosundan istihdam edilmiş değil. Gereğini yapacak. Bunu engelleyecek. Ama kayıt parası almamak da bir çözüm değil. Çünkü siz okul yöneticilerinize komik bile denecek, denemeyecek bir rakamla ödenek gönderiyorsanız, o okul yöneticilerin o okulları ısıtmasını, o okullarda eğitim öğretim faaliyeti yapmasını, temizliğini sağlamasını, bakım onarımı sağlamasını bekliyorsanız, bu sonuç doğal. Okullara yeterli ödenekler göndermelisiniz. Öğrenci başına belirli bir rakamla okullara serbest ödenekler göndermelisiniz. Bunların harcama usullerine dair okul aile birliklerini, öğrencileri, velileri, sendikaları da dahil ettiğiniz bir yöntem geliştirmelisiniz. Okulları parasız, ödeneksiz bıraktıktan sonra kayıt parası alınmasın demenin bir anlamı yok. Servis ücretleri almış başını gitmiş durumda. Örneğin İstanbul'da okul servis ücretlerine %16 zam geldi. Ankara'da %40 zam yapıldı. 0-1 kilometre arası 1665 lira olan okul servisleri bu yıl 1931 lira oldu. 25 kilometreye olanlar 3042 liradan 3896 liraya yükseldi. Bir çocuğun servis ücreti. Özel okullarda İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar açıklama yapıyor. Diyor ki özel okullar %200'leri aşan zamlar yapıyor. Arada komisyoncular var. Bu parayı onlar alıyor. Hem veliler hem esnaf mağdur oluyor. Biz özel okulu devreden çıkarıp veliyle anlaşıyoruz. Bu kez de okul bizi bahçeye almıyor. Öğrenciler yola çıkmak zorunda kalıyor diyor. Bunu ben söylemiyorum. Bu işin sorumlusu olan organizasyonun başındaki kişi söylüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? Var mı bir çözüm önerisi? Dur diyen var mı bu soyguna? Kırtasiye harcamaları. Kim söylemiş? Türkiye Kırtasiyeciler Derneği. TÜKİT. Ne zaman söylemiş? 4 gün önce söylemiş. 15 Ağustos 2024. Kırtasiye malzemeleri ortalama %55 arttı diyor. Geçen yıl 1053 liraya dolan çanta bu yıl 1625 liraya doluyor diyor. Liste toplam 22 kalemden oluşuyor ve buraya dikkat, her üründen sadece bir adet seçilerek yapılıyor. Dolayısıyla aslında çocukların çantaları çok daha pahalıya doluyor. Yani çok mütevazı bir rakam bu. Geçen yıla kıyaslandığında ürün bazında %30 ile 60 arasında fiyat artışları var. Burada bir kırtasiyecimiz konuştu. Velilere bunu söylemekten utanıyorum diyor. Sıkılıyorum diyor bu dar gelirli ailelere söylemekten. Yine baktığımız zaman
Okul kantinleri yeni yıla %25 ve üzerinde zamla girmeye hazırlanıyorlar. Peki siz asgari ücrete ne kadar zam yaptınız? Sıfır. Siz asgari ücrete sıfır zam yapıyorsunuz ama asgari ücretlerin çocukları %30, %40, %50, %60 zamlarla kırtasiye masrafları yapmak zorundalar, kıyafet masrafları yapmak zorundalar, servis ücreti ödemek zorundalar. Çünkü bu sizin iş bilmezliğinizin sonucu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başkanı olan, ben ekonomistim, ekonomist diyen AKP Genel Başkanı'nın uyguladığı ekonomi politikalarının sonucu bu. Dünyanın en büyük enflasyonlarından biri olan ülkede yaşıyoruz. Sizin ekonomide iş bilmezliğiniz yüzünden. Ve bu dar gelirli yurttaşlar çocuklarını okutmak için inanılmaz masraflar yapıyorlar. Onu nereden öğreniyoruz? 2023 Bir Bakışta Eğitim raporundan öğreniyoruz. OECD ülkelerinin ortalaması %6.8. Türkiye'de 15.4. Ama siz buna da sevinirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Bizden kötü Kolombiya ve Şili var. Yani dünyanın en kötüsü değiliz diye sevinebilirsiniz yani. Ama bu azminizle, bu mücadelenizle onları da geçeceğinize inanıyorum. Bu konularda çok başarılısınız. Enflasyon konusunda çok başarılısınız. Ekonomik kriz konusunda çok başarılısınız. Hane halkı harcamalarında da aslında %1'in altında olması gereken pay Türkiye'de %15.4. Yani veliler çocuklarının geleceği için ödeme yapmak zorunda kalıyorlar. Bu devlet okullarında ki kamusal ve parasız olmalı. Kırtasiye, kantin, kıyafet, servis, ciddi rakamlar, sosyal etkinlikler gibi. Özel okullarda da fahiş fiyatlarla. Adını vermeyeceğim özel okulların fiyatlarını sayıyorum. 982.335 lira, 975 bin lira, 417 bin lira, 300 bin lira, 953 bin lira, 905 bin lira, 750 bin, 736, 890, 862, 833, 775 bin lira. Siz eğitimin niteliğini o kadar bozdunuz ki eğitim vatandaşlar tarafından satın alınır bir meta haline dönüştü. Ve bu dar gelirli kesimlerin satın alamayacağı bir hizmet olduğu için o çocuklar maalesef gelecekleriyle ilgili laik, bilimsel, nitelikli, demokratik, kamusal ve parasız eğitim imkanlarından yoksunlar. Ve çok az bir grup özel okullara gönderebiliyor ve artık onlar da gönderemiyorlar. Çünkü yarattığınız ekonomik krizler nedeniyle bu ücretlerin karşılanması mümkün değil. Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumumuzun son verisine göre eğitim harcamaları %69.3 artmış durumda. Bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri %113.8 ile okul öncesi, %74.1 ile yüksek öğretim. Türkiye'de 2022 yılında eğitim harcamalarının %70.1'i devlet tarafından finanse edilmiş. TÜİK'e göre bile %10'u hane halkı tarafından harcanmış. TÜİK bile öyle söylüyor. Dolayısıyla yaratmış olduğunuz ekonomik kriz nedeniyle yurttaşlarımız çocuklarını okula göndermekte çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Ek kaynak kitap sorunumuz var. Gönderdiğiniz kitapların yetersizliğini çözme becerisine sahip olmadığınız halde ek kaynak kullanılmasın diyorsunuz. Oysa öğretmenler çocuklara daha iyi eğitim verebilmek için ek kaynak ihtiyacındalar. Veliler diyor ki ek kaynak kitaplar için 15 bin liraya varan masraflar yapılıyor. Nasıl bir tercih kullanacak öğretmen? Yeterli eğitimi verememek, çünkü siz yeterli eğitim verebileceği bir kaynak gönderemiyorsunuz, ya da ailelere ekonomik yük olmak. Öğretmenleri ve idarecileri sürekli bu ikilem içerisinde bırakıyorsunuz. Dolayısıyla eğitimin ekonomisine dair konular sizin değil ama Türkiye'deki yurttaşlarımızın tamamının konusu. 20 milyon öğrencinin olduğunu düşünürseniz siz keyif çatıyorsunuz ama her gün evlerde bu konu konuşuluyor. Gelelim Sinop'a. Dördüncü ve en temel konularımızdan biri o. Sinop eğitim alanında nüfusunun da
çok kalabalık olmaması nedeniyle belirli bir seviyede. Gel gelelim, burada da sorunlar var. Köy okullarını kapatma politikanız nedeniyle köylerin boşalması sorunu var. Bu öğrencilerin her gün kilometrelerce ileride okullara giderek yorgun argın derslere girmesi, geç saatlerde gelmesi durumu var. Nüfusun buralarda azalması nedeniyle yatılı ilköğretim bölge okullarının nüfuslarıyla ilgili sorunlar var. Dolayısıyla buradan bir kez daha hatırlatalım. Bir öğrencinin bile olduğu okullarda öğretmenle ders vermelisiniz. Köyü ve tarımsal üretimi, hayvancılık üretimini canlı tutmanın, genç nüfusu köylerde tutmanın önemli enstrümanlarından biri okuldur. Üstelik çocuklarının anne babalarından ayrılmaması gereken bir yaştır bu yaşlar. Dolayısıyla köy okulları sorununa dikkat çekmek istiyorum. İkincisi, öğretmen başına düşen öğrenci sayılarına bakıyorum Sinop'ta. Okul öncesinde 13 ortalama. İlkokulda 15. Ortaokul 12. Orta öğretim 11. İlginç. İmam Hatip Ortaokulu'nda 6. İmam Hatip Lisesi'nde 5. Demek ki, şimdi birazdan söyleyeceğim, bu okulların planlanmasıyla ilgili sorun var. Bir okul döneminin, bir eğitim hayatının en önemli dönemi okul öncesidir. Sanırım burada tartışma yok. Öğrenci ortalaması 13. Onun kadar önemli bir alan ilkokuldur. Öğrenci ortalaması 15. Peki İmam Hatip Liselerinin öğretmen başına düşen öğrenci sayısı kaç? 5. Demek ki bir planlama hatası var burada. Peki okullarda durum ne? İlk 2021 yılında yıkılan Gelincik Ortaokulu'nun bir yılda yapılacağına dair söz verilmişti. Sayın Milli Eğitim Bakanı, bir yılda yapılacağına dair söz verilmişti. 4 yıldır yapılamadı. Şimdi Gelincik Ortaokulu aynı bölgedeki bulunan Fatih İlkokulu'na taşınmış durumda ve ikili öğretim yapılıyor. Sabahın 7'sinde çocuklar derse gidiyorlar. Akşam 19'a kadar okulda dersler devam ediyor. Ama bu kimsenin umurunda değil. Peki bu okulların planlamasını yeniden düşünmez misiniz? Rakamlar ortada. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten bakan, Milli Eğitim Müdürleri olarak yeni bir alanı kiralayarak en azından bir tesisi, bir alanı bu okul sorununu çözmeyi düşünmez misiniz? Sinop'ta böyle bir sorun var. Buradan sesleniyorum. Bu iki okulu yeni eğitim öğretim yılında aynı binada eğitim yapmak zorunluluğunda tutmayınız. Devletimiz bunu çözebilir. Yine bu ilin Zeytinlik ve Ada mahallelerinde artan nüfus yoğunluğu nedeniyle Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu yetersiz kalıyor. Geçen sene depoyu sınıf yaptılar. Var mı bir yeni çözümünüz? Nasıl gidereceksiniz bu sorunları? Başka? Kefevi Mahallesi, İncedayı Mahallesi, Meydankaba Mahallesi'nde nüfus artıyor. Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yetersiz kalıyor. Var mı bir çözüm önerisi? Beraber mi izleyeceğiz bunları? Üniversitedeki öğrenciler Sinop içinde, kendileri içinde çok önemliler. Bir barınma sorunu yaşamamaları gerekiyor. Bu konuda tedbirler alınması gerekiyor. Sinop'ta birkaç yıl önce alınan karar neticesinde Korucuk, Osmaniye, Ordu ve Bostancılı köyleri köy statüsünden çıkarılarak mahalle statüsüne getirildi. Böylelikle sorun kökten çözülmüş oldu. Taşımalı sistem kaldırıldı ve bütün öğrenciler kendi ailelerinin kaynaklarına başvurmak durumunda kaldılar. Dolayısıyla bu sorunları el birliğiyle çözmemiz gerekiyor. Çocukların, taşımalı eğitimde olan çocukların yemek sorunlarını orada olan diğer çocukları görmezden gelerek çözemezsiniz. Öğretmenleri görmezden gelerek çözemezsiniz. Bunların hepsini bir arada değerlendirmeniz gerekiyor. Sayın basın mensupları, eğitim buluşmalarımıza il il gezerek devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinden başlamıştık. 6 Ağustos'un 18. ayında, pardon,
6 Şubat'ın 18. ayında 6 Ağustos'ta Hatay'dan başlamıştık. Hatay, Maraş, Antep, Adıyaman, Malatya. Geçen hafta Çanakkale, Edirne, Yalova. Bu hafta Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Bolu, Bilecik. Böyle devam ediyoruz Türkiye'nin dört bir yanına. Gördüğümüz şey şu. Eğitimin ciddi bir planlama sorunu var. Eğitimin ciddi bir kaynak sorunu var. Ve hepsinden önemlisi Türkiye yüzlü marif modeli ve öğretmenlik mesleği kanunu ile itaatkar, kanaatkar, dindar, kindar nesiller yetiştirmekle kafayı bozmuş bir Milli Eğitim Bakanı ve kadrosu var. Asıl sorunlar sahada. Asıl sorunlar burada Sayın Bakan. Bu sorunları çözmek mümkün. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücüyle mümkün. 1.2 milyon öğretmenin emeğiyle, ferasetiyle çözmek mümkün. Ama siz işki liyakatle yönetici atayın. Yine yönetici atamalarında partizanlıkla hareket ediyorsunuz. Yine yönetici atamalarında belirli bir sendikanın üyelerini atamaya devam ediyorsunuz. Açıkça ayrım yapıyorsunuz. Böyle bir idari yetkiniz var diye sadece belli bir grup kişiden yararlanıyorsunuz. Dolayısıyla tüm bu sorunları dile getirmeye devam edeceğiz. Bugün Sinop'tayız. Eğitimcilerimizle bir araya geldik. Hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok öğrendim, çok yararlandım. Buradan il ve belediye başkanlarımızı ziyaret edeceğiz. Ardından Sayın Valimizi, rektörlüğümüzü ziyaret edeceğiz. Akşam saatlerinde de Sinop'ta 7'den 70'e öğrencileri dinleyeceğiz. Anne babaları, aile büyüklerini dinleyeceğiz, velileri dinleyeceğiz, öğretmenleri, sendikaları, akademisyenleri dinleyeceğiz. Tüm Sinoplular hep birlikte eğitimi konuşuyor olacağız. Türkiye'nin eğitimi konuşmaya ihtiyacı var. Eğitimde kaybedilen yılları geri getirmek mümkün değil. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyarma görevini, çözüm önerisi üretme görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.